Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde üçgen, kare ve dikdörtgenle ilgili problemleri çözeceğiz. İlk önce birinci sorumuza okuyarak, şeklimize bakarak başlayalım. İlk önce açıklamayı okuyalım. Yandaki K, L, M, N dikdörtgeninde soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi şeklimizi inceleyelim. K, L, M, N dikdörtgeni var ve dikdörtgenimizin içinde bir dik üçgen görüyoruz. Dik üçgenimizin bir açısını 68 derece olarak göstermişler. Diğeri verilmemiş ve diğerini soruyor. Şimdi dikdörtgenin açıları daha önceki derslerimizde hatırlayacağınız gibi dikdörtgenin köşelerindeki açılar ne oluyordu? 90 derece oluyordu. Evet. Şuradakiler de 90 derecedir. Fakat onlara şu anda gerek yok. Biz üçgenimizin içindeki açı hem üçgenimizin açısı hem de dikdörtgenimizin açısı ve 90 derece olduğunu biliyoruz dikdörtgenden dolayı. Böylece diğer açımızı bulmamız şimdi kolaylaştı. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 dereceydi. Dik açımız ve 68 yani 90 ile 68'i topluyoruz. 90 68 topluyorum. 8 ikisi 158 oldu. K açısı ve P açısı. Şimdi N açısını bulacağız. 180'den 158'i çıkarıyoruz. Evet. Çıkmaz. Komşudan aldık. 10'dan 8 çıktı 2, 7 kaldı. 7'den 5 çıktı 2. 1'den 1 çıktı 0. Demek ki N açımız 22 dereceymiş. Şuraya yerine yazalım isterseniz. 22 derece çıktı. Diğer ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda yine açıklamaları okuyoruz önce. Yandaki ABCD karesinde yani ABCD bir kareymiş. Soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi şeklimizi inceleyelim. Bize verilen ipuçları nedir? ABCD'nin bir kare olduğu ve karenin içine çizilen Bakın yine bir üçgenimiz var karenin içinde. Ama bu kez üçgenin içindeki değil, dışarıdaki açıyı bize sormuş. Soru işaretiyle gösterilen yeri nasıl bulacağız? Şimdi şunu hatırlayalım. Karenin açıları 90 dereceydi. O yüzden D açısının olduğu yer 90 derece olur. Biz ilk önce şuradaki üçgenimizin içindeki şu açıyı bulalım. Şurayı isterseniz bulalım önce. Nasıl bulacağız? 90 ile 32'yi toplayacağız ve 180'den çıkararak şuradaki içerideki açıyı bulacağız. Hemen yapıyorum. 90 ile 32'yi topladım ilk önce ve 122 çıktı. Şimdi 180'den 122'yi çıkarıyorum. Evet 8 7'den 2 çıktı 5. 58 derece. Ama neresi? Şurası. Yani üçgenimizin içinde bulunan şu açı ne çıktı? 58 derece çıktı. Evet. Bakın oraya yazdım. Hatta şöyle daha koyu bir kalemle yazarsak daha iyi olacak. 58 derece oldu. Şimdi biz diğer taraftaki açıyı bulacağız. Onu da şöyle faydalanıyoruz. Şu DE ile EC bakın bir doğru açı oluşturuyorlar burada. DE uzunluğuyla DE parçasıyla EC uzunluğu ikisi beraber olduğunda şöyle doğru açı oluşturuyorlar. Doğru açımız neydi ölçüsü? Daha önceki derslerde hatırlarsanız 180 dereceydi. O zaman ben 180'den 58'i çıkarırsam buradaki açıyı bulabileceğim. İsterseniz kağıdımızı ters döndürüp bir de o şekilde bakalım. Evet şöyle yaklaştırayım. Bakın şuradaki açı bir doğru açı oluşturuyor. Yine kağıdımızı eski haline çevirelim. Evet. Yani şu ikisi 180 derece olduğuna göre 180'den 58'i çıkaralım. 180'den 58'i çıkarıyorum. 2 7'den 5 çıktı 2. 1 aşağıya. O zaman buradaki açımız soru işaretiyle gösterilen açımız 122 derecelik bir geniş açı. Evet. Şimdi geçelim üçüncü sorumuza. Evet. Üçüncü sorumuzda yine bir dikdörtgen görüyoruz. Şimdi çocuklar ilk geometri ile ilgili sorularda böyle karşıdan şekle baktığınızda belki sizlere zor görünebilir. Fakat soruyu yandaki verilen ipuçlarını açıklamalarını okuduğunuzda ve onları burada uyguladığınızda sorunun aslında çok zor olmadığını fark edersiniz. Şimdi ilk önce biz açıklamalarımızı okuyalım ve ipuçları değerlendirelim. Yanda verilen DEFG dikdörtgeni. Neresi D, E, -F -G? Bakalım. D, E, F, -G dikdörtgeni. Yani şu büyük şeklimiz dikdörtgenmiş. Soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi bir hayli işlem yapmamız gerekebilir. Nasıl yapacağız? Şöyle yapabiliriz. Buradaki açıyı biliyoruz. Fakat şu açıyı soruyor. İlk önce biz şuradaki üçgeni şuradan faydalanarak sizlere açıklamaya anlatayım. Dikdörtgenimizin içindeki açılar neydi? Dik açılar. Burada da bir dik açı var. 80 ile şuradaki şurayı Şöyle boyayayım isterseniz. Evet. Şu boyalı olan açımız ile 80 derecenin beraber topladığımızda burasının 90 derece olması gerekir. Çünkü burada da bir dik açı var. Dikdörtgenin köşesinde. O zaman burasını tahmin edelim. 90'dan 80'i çıkarırız. Zaten zihnimizden de çıkarabiliriz bunu. Fakat yine de biz uygulayalım. 90'dan 80'i çıkardığım zaman bakın şurası 10 derece oluyor. Hemen şuraya yazıyorum. 10 derece. İşte şimdi işimiz kolaylaştı. Bakın 80 ile 10'u toplarsanız 90 derece zaten. Dik açı. Dik dörtgenimizin köşesi. Şimdi burasını bulduk 10 derece. O zaman soru işaretini bulmamız kolay. Bakın şurası bir üçgen. Ve üçgenin iki açısını biz öğrendik. 90 ve 10 toplayalım. 90 ve 10'u toplayalım. 100 derece. Şu ikisi 100 derece. 180'den 100 dereceyi çıkarırsak burayı bulacağız. 180'den 100 dereceyi çıkarıyoruz. Bunu zihninizden de yapabilirsiniz. Evet. İşte soru işaretiyle bu gösterilen açıyı bulduk. 80 derece. Evet. Geçelim dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda yine önce açıklamalarımızı bir okuyalım. Yukarıda verilen şekilde A, B, F, G dikdörtgen. Hemen bakıyorum. A, B, F, G. Bir dikdörtgen. B, C, D, E. B, C, D, E ise karedir. Buna göre F, e uzunluğu şöyle biraz yaklaştıralım. Evet. F, e uzunluğu kaçsa? F, F e nerede? Şurası. Bakın. İsterseniz şurayı şöyle boya kalemimizle bir boyayalım. F, e uzunluğunu bize soruyor. Bakalım nasıl bulacağız? İpuçlarımızı yine değerlendirelim. Evet. 18 santimetreymiş dikdörtgenimizin bir kenarı. O zaman karşı kenarı da 18 santimetre olur. Peki karemize bakalım. Karemizin bir kenarı 12, o zaman karemizin diğer kenarı da 12'dir. Burası da 12'dir ve karşısı da 12'dir. İsterseniz karşıya 12'yi yazayım. Evet, karemizin her yeri 12. Buralara da yazayım ki aslında gerek yok ama hatırlamak için yazalım. Şimdi dikdörtgenimizin Kısa kenarı 18 santimetre ise şu ikisi bakın 18 olması gerekir. Yani BE ile FE'nin 18 olması gerekir. Biz BE'yi öğrendik 12 olduğunu. O zaman 18'den 12'yi çıkarırsak şurayı bulacağız. 18'den 12'yi çıkarıyorum. 6. Demek ki FE uzunluğumuz 6 santimetreymiş. Zaten bize FE'nin ne kadar olduğunu soruyordu. Biz de böylece cevabı bulmuş olduk. FE uzunluğu 6 cm. Kontrol edelim. Bakın 18. 12 ile 6'yı toplarsak burası da 18. Evet. Şimdi geçelim diğer sorumuza. Evet. Beşinci sorumuz. Beşinci sorumuzda yanda verilen şekilde PRST ve P, -Y -V U karedir. Yani iç içe verilmiş iki tane karemiz var. P, -R -S -T, büyük bir kare. içinde de küçük bir kare. P, Y, -V U. Buna göre T, U hemen boya kalemlerimizle gösterelim. Şurası T, -U uzunluğu. Yani şurası evet. Hatta farklı bir kalemle çizelim. T, -U uzunluğu ile YR uzunluğu. Yani şuradaki yandaki şey, alttaki uzunluğun toplamı ne kadardır diyor. Şimdi bulmaya çalışalım. Sevgili çocuklar, ikisi de bir kare. Kare olduğuna göre burası şurasının tamamı 18. İsterseniz küçük kareden başlayalım. Burası 11 ise burası da 11'dir. Burası da 11'dir. Burası da 11'dir. Burası 18 ise burası da 18'dir. Karşısı da 18'dir. Şimdi burası 11 yr uzunluğunu Bakın karşıdaki 18 olduğuna göre burasının tamamı da 18 olması lazım. 18'den 11'i çıkartayım. 18'den 11'i çıkarıyorum. 7 kaldı. O zaman YR uzunluğu 7 cm buldum. Şimdi karşıya bakalım. Şurasını merak ediyoruz. Burası 18 ise burası da 18 olur. 18'den 11'i yine çıkardığımız zaman burayı da buluruz. E, az önce çıkarmıştık. Bir daha çıkarmamıza gerek yok. O zaman burası da 7 çıktı. Evet. Bakın. Şöyle yuvarlak içine alalım. Evet. Şimdi TU uzunluğunu buldum. 7. YR uzunluğunu da buldum. O da 7. 7 ile 7'yi toplayıp cevabımızı bulacağız. 7 artı 7 eşittir. Sorumuzun cevabı çıktı. 14 santimetreymiş. Son sorumuza bakalım. Yanda verilen şekilde AEGH dikdörtgen CDFJ karedir. Buna göre HG kaç santimetredir? Şimdi böyle söyleyince çok karışıkmış gibi geliyor ama bir bakalım. AEGH dikdörtgenmiş. CDFJ yani şuradaki de bir kareymiş. Buna göre HG. HG nerede bakalım hemen boya kalemimize. Bakın şurada uzun kenar. Evet dikdörtgenin uzun kenarını bize soruyor. Yine biz kareden faydalanalım. Bakın şurası 3 cm ve şurası 7 cm. Yani karemizin bir kenarı 7 ile 3'ü toplarsak 10 cm. Öyle değil mi? O zaman karemizin bir kenarı 10 ise diğer kenarları da 10'dur. Diğer tarafı yazmıyorum. Peki bu ne işe yarıyor? Bakın Karşıdaki uzun kenarı soruyor. Peki biz dikdörtgenin burasını bak bakın biliyoruz. 9. Şey, şimdi şurayı bulalım. Peki karemizin alt kenarı CD kenarı 10 cm ise içinden geçen çizgi de eşit ona. O zaman burası da 10 cm. Şimdi bakın şu kenar ve şurası ikisini toplarsak dikdörtgenin uzun kenarını bulacağız. 10 ile 9'u topluyorum. 19. Bakın dikdörtgenin uzun kenarı 19 oldu. Peki AE uzunluğu 19 olduysa dikdörtgenin tam karşısındaki diğer uzun kenar da buradaki ile aynı olması lazım. O zaman HG uzunluğu da 19 cm'dir. Bakın cevabımızı zaten bulmuş olduk. Bir sonraki dersimizde yine kare, dikdörtgen ve üçgenlerle ilgili problemlere devam edeceğiz. Sizlere İyi çalışmalar diliyorum.